Hojer'e geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda ne göreceğiz? LGS 2022 konuları ve bu konuların yıllara göre soru dağılımını göreceğiz sevgili arkadaşlar. Peki sevgili arkadaşlarım, 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait sınavların soru dağılımına bakalım. Bir kahraman doğuyor. Arkadaşlar, bu ünitede de hem Avrupa'nın güçlenmesi hem Mustafa Kemal'in doğduğu yıllarda Osmanlı ve Balkanların genel durumuyla alakalı arkadaşlar bir ünitemizdir. 2018'de bir tane soru sorulmuş, 2019'da bir tane soru sorulmuş, 2020'de 3 tane sorulmuş. Hani bakalım. Buradan buraya direkt 2 soru bir artış olmuş. 2021'de bir tane soru sorulmuş. Peki şunu sorabilirsiniz hocam. 2020'de neden 3 tane soru diyebilirsiniz? Arkadaşlar o dönem, o sene 2020'de yapılan sınavda sadece ilk dönem konuları sorulduğu için konu ne yapıldı? Daraltıldı. Konu daraltıldığı için arkadaşlar bir kahraman doyur ünitesinden 3 tane soru soruldu. Bu senenin arkadaşlar çıkacak bir tane banko sorusudur. Genelde sorulan soru şudur. Osmanlı Devleti'nin o dönemdeki durumunu sorar. Mesela geçen sene neyi sordu? Hangisi Mustafa Kemal'in çocukluk yıllarında Osmanlı Devleti'nde eğitim birliğinin olmadığının ispatıdır sorusunu sordu. 2021'de çok kolay bir soruydu. Peki bakalım, milli uyanış bağımsızlık yolunda atılan adımlar. 2018 2 soru, 2019 2 soru, 2020'de yine 4 soru sormuş arkadaşlar, 2021 yine 2 tane soru sormuş. Peki bu dönemin sorusu nelerdir? Arkadaşlar genellikle 1. Dünya Savaşı ile alakalı bize burada soru soruyor. Bunu bilelim arkadaşlar. 1. Dünya Savaşı öncesi Osmanlı durumu, Osmanlı 1. Dünya Savaşı'na girmesinin sebepleri ya da cephelerinin arkadaşlar özellikle alakalı bir tane soru muhakkak ama muhakkak bu sene bekliyorum. Peki. Milli destan ya istiklal ya ölüm arkadaşlar. 2019 2 soru, 2020 arkadaşlar 3 soru, 2021 arkadaşlar yine 2 soru sormuştur. Burada neyi anlatıyor bize? Burada arkadaşlar 1. Dünya Savaşı sonrası imzalanan Molotov Ateşkes Anlaşması sonrası Anadolu'nun işgal edilmesiyle beraber işgallere karşı yapılan hem hazırlıklar hem de arkadaşlar savaşlar anlatıyor. Muhakkak ama muhakkak buradan bu sene banko 2 soru, buradan arkadaşlar banko 2 soru da buradan gelir. Bunu bilelim arkadaşlar. Burada neleri bileceğiz? Halkın işgale neden karşı olduğunu, halkın işgale karşı yapmış olduğu hazırlıkları, kongreleri, kongrenin özellikleri, ulusal egemenliğin ve ulusal bağımsızlığın ne olduğunu, Kuvayi Milliye'yi, yapılan, savaşılan cepheleri ve savaşılan cephenin özelliklerini ve yapılan savaş sonrası yapılan anlaşmaları muhakkak bilmemiz gerekecek. Peki Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye. 2018'de 5 soru gelmiş. 2019'da 4 soru gelmiş. 2021'de yani bu sene 4 soru gelmiş ama 2020'de soru gelmemesinin sebebi konunun daraltılmasıyla alakalıdır arkadaşlar. Burada bileceğimiz olay şudur. Yapılan inkılapları bileceğiz. Yapılan inkılapların etkilerini bileceğiz. Yapılan inkılapların hangi yönümüzü geliştirdiğini bileceğiz sevgili dostlar. Muhakkak bir soru tarzıdır. Peki arkadaşlar, demokratikleşme çabaları yani burada şunu soruyor. Çok partili hayata arkadaşlar geçişi soruyor. Peki bize burada şunu söyleyebilirim size. Hocam buradan daha hiç soru sorulmamış. Tamam, belki bu başlık adı altında sorulmadı ama Atatürk ilkelerinden cumhuriyetçilik ilkesi adı altında arkadaşlar buradan muhakkak ama muhakkak bununla alakalı olarak soru gelebilir. Yani şunu demeyin. Hocam demokratikleşme çabalarından soru gelmemiş, ben buna çalışmayacağım demeyeceksin. Neden? Cumhuriyetçiliği bilmen için senin demokratikleşmeyi bilmen gerekiyor. Demokratikleşmeyi bilirsen sen otomatik olarak cumhuriyetçilik ünitesine ne yapmış oluyorsun? Öğrenmiş oluyorsun. Peki Atatürk dönemi dış politika arkadaşlar 2018'de sormuş bir soru, 2019'da sormuş, 2021'de arkadaşlar sorduğu bir soruydu. Bu senin sorulan sorusu arkadaşlar neydi? Bize Sadabat Paktı'nı sormuştu sevgili arkadaşlar. Yani Atatürk dönemi dış politikasının temel unsurlarını sordu. Atatürk döneminde 2. Dünya Savaşı öncesi kurulan ittifaklarla alakalı sorular sordu arkadaşlar. Daha bu LGS döneminde arkadaşlar Atatürk'ün ölümü ve sonrasıyla alakalı herhangi bir soru sorulmadı. Ama sorulmaması sorulmayacağı anlamına gelmez. Bundan mesela gelebilecek banko bir soru şudur. Atatürk'ün ölümü sonrası tüm dünyanın üzüntüye uğraması Atatürk'ün hangi kişisel özelliğidir diye bu sene muhakkak bir soru gelecek. Bunu kenara koyalım, unutmayalım sevgili dostlarım.